Çok eğlendim doğrusu. Biz de Pamuk Prenses, biz de öyle. İyi ki geldin cicim, hayatımızın rengi değişti. İçimizdeki eksiklik sendin Pamuk Prenses. Ne olur hiç ayrılma buradan. Sakın bırakıp gitme bizi. Her sözünü dinleriz. Çok seviyorum seni. Ya ben? İnanın bana, hepinizi çok seviyorum. Bana kızmasına rağmen... Öfkeliği bile seviyorum. Palavrayı bırakın artık. Uyku vakti geldi. Yarın sabah erkenden kalkıp madene gideceğiz. Unutmayın. Evet, hakkı var öfkelinin. Hepimiz yatmalıyız artık. Hepimize Allah rahatlık versin. İyi geceler. İyi uykular Pamuk Prenses. Hey nene. Yukarıda Pamuk Prenses yatacak. Biz burada kalacağız. Bu gece herkes başının çaresine baksın. Hoppala, bu da mı gelecekti başımıza? Ben yatağımı kimseye vermem. Aksilik etme öfkeli. Ne olur, siz gidin adamıza. Ben burada bir yer uydururum kendimi. Olmaz prensesim. İçimizde bazı adamlar var. Bir misafire, bir kadına hürmet etmesini öğrensinler artık. Buyurun. Hepinize teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Aklın sıra marifet yaptın. Şimdi iskemle üzerinde tüne de görelim seni. Allah! İşte bir yastık. Gene avantamızı bulduk. Yastığını ver. Niye bırak be? Ver. Ben buldum onu. Ben yatacağım. Bırak yastığımı be deve. Allah Allah. Bırak sana be. Ne olur. Allah Allah. Memnunuz biz. Hadi öyleyse. Ben kahvaltıyı hazırlarken siz de yıkanın. Islak tavuklar, ne olduğunuz belli. Hepiniz ıslak tavuksunuz. Ne olacak? Sen yıkanmayacak mısın cicim? Hayır. Ben ancak canım istediği zaman yıkanırım. Islak tavuklar, ne olduğunuz belli. Hepiniz ıslak tavuksunuz. Ne olacak? Sen yıkanmayacak mısın cicim? Hayır. Ben ancak canım istediği zaman yıkanırım. Öyle yabancı bir kızın sözü değil asla. Ulan ağaç kabuğu gibi, ne tatsız adamsın. Ağzını be. Bozma, bir tane vurursan bile yer olur. Ay öfkelenme cicim, bana bozulurum sonra sana. Ne, bana mı? Uzun etmesen iyi olur öfkeli. Hadi yıkan!
Karışmayın bana. O cici, o paşa cici, o. Aman Ayna, canım Ayna, söyle şimdi bana, dünyada en güzel kim? Evet, güzelsiniz kraliçem ama kızmayayım, biri var sizden daha güzel dersem. Yalan! Çamlar arasında, cüceler yuvasında yaşıyor Pamuk Prenses, ona kimse erişemez. Yalan söylüyorsun. Ama bu sefer soytarılığın çıktı meydana. Çünkü Pamuk Prenses öldü. Göğsünü bir hançerle ayırıp kalbini getirdiler bana. Gerçek acı da olsa hiç yalan söyleyemem. Bir ceylanın kalbine prensesindir diyemem. Cellatın merhameti üstün geldi emrine. Koy verdi prensesi Tanrı'nın cennetine. Demek cellat başı aldattı beni ha? Korktuğum başıma geldi. Kız meydanda yok. Yok mu? Peki ama nereye gidebilir? Kraliçe öldürmediyse zindandadır. Sen bizimkilerin yanına git, ben şatoya girip iz bulmaya çalışacağım. Peki prensim. Hortlak görmüş gibi bir halim var. Neden korktun bu kadar? Pamuk Prenses'e kıyamayacak kadar merhametli olacağın hiç aklıma gelmezdi. Bir ceylanın yüreğini prensesin kalbi diye getirdin bana. Kraliçem. Öleceksin cellat başı, zehirli bir hançerle öleceksin. Bir tek şartla affedebilirim seni. Söyle, Pamuk Prenses nerede? Ormanda bıraktım, bilmiyorum. İnanın kraliçem. Öldürün! Bana ihanetin cezası budur işte. Ölüm! Ne?